Herkese merhaba. Bir podcast serisiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki son zamanlarda hayatımız çok ciddi değişti. Büyük ölçüde evdeyiz. Her ne kadar son birkaç gündür hayatımızda normalleşme adımları olsa da büyük ölçüde evdeyiz ve biliyorsunuz ki her yerde podcastler, canlı yayınlar artmaya başladı. Doğal olarak insanlar evde içerik üretmeye başladılar ve bunun yollarını aradılar. Ben de dedim ki neden bu fırsattan istifade etmeyip bir podcast serisine başlamayayım? Ve bir podcast serisi yapmaya karar verdim. Bunun gibi birkaç tane podcast serisi yapacağım. Kendi ilgi alanlarıma dair, sizlerle paylaşmak istediklerime dair çeşitli podcastler sizlerle paylaşacağım. Bu podcast serimizde konumuz oyunlar. Oyun Dosyası isimli bu podcast serisinde yeri gelecek gündeme dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Yeri gelecek belli başlıklar halinde belli konuları inceleyeceğiz. Oyun sektöründeki belli konuları irdeleyeceğiz. Yeri gelecek de nostalji yapacağız. Yeri gelecek benim özellikle ilgi alanında bulunan soundtrackler üzerine konuşacağız. Oyunların soundtrackleri üzerine konuşacağız. Genel olarak Oyun Dosyası podcastimizin akışı bu şekilde olacak. Tabi ilerleyen zamanlarda sizlerden de belli konular üzerine talepler olursa onları da konuşuruz efendim. O zaman hoş geldiniz diyor ve Oyun Dosyası başlasın diyorum. Öncelikle oyun dünyasındaki gelişmelerle izninizle başlamak istiyorum. Şöyle bir bakalım neler olup bitmiş, önemli, dikkat çekici hangi olaylar olmuş oyun dünyasında. İlk gündemdeki konu yaklaşık 2-3 gün önce gerçekleşen Peak Games'in Zynga şirketine satışı. 1.8 milyar dolara Peak Games oyun şirketi, Türk oyun şirketi Zynga'ya, büyük, Zynga'da çok büyük bir şirket, Zynga'ya satıldı. Şimdi bu gerçekten çok göğsümüzü kabartacak türden bir haber. Çünkü Peak Games gibi bir Türk oyun şirketinin özellikle sadece mobil piyasada aktif olan, sadece mobil piyasada birkaç oyunu bulunan bir şirketten bahsediyoruz. Yani büyük çaplı, bildiğimiz hikayeli oyunları üreten bir firma değil. Sadece mobil dünyada, mobil oyun dünyasında aktiflik gösteren bir firma. Buna rağmen 1.8 milyar dolar gibi çok büyük bir rakama Zynga şirketine satılmış olması, ki Zynga'yı muhtemelen Facebook'un aktif olduğu bu 2013-2014 yıllarından işte Farmville falan gibi Facebook oyunlarından hatırlayabilirsiniz. Böyle bir firmaya satılmış olması çok cidden önemli bir gelişme. Tabi Zynga'nın da hissesinin düştüğü söyleniyor. O ayrı bir konu. Ama biz işin bizi sevindiren tarafına bakalım. Peak Games'in oyun dünyasında bu şekilde 1.8 milyar dolarlık bir satışla Zynga'nın satın alması Türk oyun dünyasında, sadece oyun dünyasında da değil hatta, bütün bildiğimiz bu basılı yayın organları, ismini tanıdığımız haber kanalları olmak üzere çok ciddi bir yankı uyandırdı. Öyle ki bugüne kadar sadece işte böyle oyunlar kötüdür efendim, oyun oynamak kötü bir şeydir veya işte oyunlar şiddete yöneltir insanları gibi haberler yapan, çok hakikaten saçma sapan başlıklar okuduğumuz haberleri yapan bu kanallar, şimdi işte Peak Games'in satışının ne kadar iyi bir şey olduğunu, oyun sektörünün ne kadar güzel yatırım alanı olduğundan bahsediyor. Bu tabii bir yandan güzel, bir yandan üzücü bir şey. Güzel olması, bunun dikkat edildiği, bunun gerçekten fark edildiği bir döneme girmiş olmamız artık. Çünkü rakam çok büyük olduğu için bu yayın organları da anladı ki tamam, bu sektörde bir ışık var, buradan malzeme çıkar diye düşündüler. Üzücü olan tarafı da şu ana kadar, bugüne kadar belki bildiğimiz yayın organlarında böyle kötülenmeseydi oyun sektörü, biraz daha ilgiyle yaklaşılsaydı bu işin, oyun sektörünün ehil kişileri, oyun sektöründe ismi bilinen insanlar işte belki haber yayın organlarına çağrılsa, buralarda oyun sektörüne dair çeşitli işte programlar yapılsa, nasıl olduğuna dair en azından insanların keşfetmesine dair bir takım içerikler yapılsa daha farklı olabilirdi. Ama yine de ne kadar geç de olsa ben bunu iyi bir şey olarak görüyorum. Sonuçta bu gelişme gerçekten oyun dünyasının dışında olan, oyun dünyasının dışında bir takım kreatif içerikler üreten veya işte yazılımcı olan mesela kişileri bu sektöre yöneltecektir. İlla ki yöneltir. Çünkü birileri kafasını çevirdi buraya ve burada bir şeyler olduğunu fark etti. Bu hakikaten güzel bir gelişme. Peak Games'i tebrik etmek lazım. Ayrıca ülkede sonuçta çok ciddi bir döviz girişi oldu. Bu da bizim için sevindirici bir durum son günlerde özellikle. Müzik
oyun dünyasındaki bir başka gelişme de Last of Us Part 2'nin çıkışı olacak. Çünkü 19 Haziran'da PlayStation 4'e çıkacak kendisi ve daha yakın zamanda kendisiyle ilgili birçok spoiler sızıntısı oldu. Başından sonuna oyunun ya birçok içeriğine dair spoiler sızıntıları olduğunu öğrendik. Ben henüz herhangi bir spoiler'a maruz kalmadım ama maruz kalan insanlar oyunun gerçekten spoilerlarını öğrendikleri için ya oyunu oynamak dahi istemiyorlar. Bu hakikaten üzücü bir durum ki bu spoiler mevzusu ilk başladığında biliyorsunuz Naughty Dog'un içinden birileri, Naughty Dog'da çalışan birileri bunu yaptı denmişti. Daha sonrasında bu yalanlandı. Naughty Dog'dan çalışan birileri olmadıkları öğrenildi. Tabii sonrasında muhtemelen hukuki süreç başlamıştır. Çünkü bu çok ciddi bir suç, yani tam anlamıyla suç. Suç işlemenin dışında aynı zamanda oyunculara da spoiler vererek, yani böyle bir oyun dünyasında hakikaten marka olmuş devam oyunu, herkesin böyle beklediği bir oyundan bahsediyoruz ve bunun spoilerlarını sızdırarak çok ciddi bir hem ahlak suçu hem de hukuki anlamda bir suç işlemiş oluyorsunuz bence. Bu çok üzücü bir durum ama ne diyelim, kendisi 19 Haziran'da çıkacak. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum gerçekten nasıl bir şey olacağını, çünkü herhangi bir spoiler'a maruz kalmadığım için oyunla ilgili merakım şu an sürüyor. Ben de oyunu oynayıp deneyimleyeceğim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. PlayStation cephesine devam ediyoruz. PlayStation tarafında bir başka gelişme, oyun dünyasındaki bir başka gelişme PlayStation 5. Bu yılın sonunda çıkması planlanıyor ve ben bu podcast'ı 10 Haziran günü kaydediyorum. 11 Haziran gününde de bir canlı yayın gerçekleştirilecek. Bu yayında da PlayStation 5 oyunlarına dair bir takım içerikler göreceğiz muhtemelen. Herhangi bir şekilde PlayStation 5'e dair, PlayStation 5'in kendisine dair bir içerik göreceğimiz netleşmedi. Ama umarız oradan da bir ufak bir kıpırtılara bir şeyler görürüz. Çünkü ben gerçekten PlayStation 5'in tasarım anlamında nasıl bir şey olacağını merak ediyorum. Özelliklerine dair bir takım gelişmeleri biz öğrenmiştik daha önceden. Özellikler biraz teknik kalıyor. Çünkü teknik olarak siz o özellikleri deneyimleyemezsiniz. İşte çok güçlü SSD olacak, çok teknolojisi gelişmiş bir ses sistemi kullanacak vesaire deniyor ama bunlar kağıt üzerinde gördüğümüz özellikler. Ama tasarım direkt sattırabilecek bir özelliktir her zaman. Tasarım her zaman insanın ilk gördüğü şeydir ve o ürüne dair sizde bir merak uyandırabilir. Bu yüzden de ben tasarımını cidden merak ediyorum. Daha öncesinde PlayStation 5'in kontrolcüsünün tasarımı, kontrolcüsünün özellikleri açıklanmıştı, duyurulmuştu. Şimdi de bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Ben bunu gerçekten merakla bekliyorum. Ayrıca geriye dönük uyumluluk da çok tartışılan bir konuydu. PlayStation 5'te PlayStation 4, 3, 2, 1 oyunlarını oynayabilecek miyiz diye soruluyordu. Bu gerçekten merak ediliyor çünkü artık insanlar buna erişmek istiyorlar. Bunun çok zor olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama tabii bunu ne kadar uygulamada Sony'nin isteyeceği bir şey, ne kadar bununla uğraşırlar bunu bilemem. Sonuçta adamlar yeni bir konsol duyuruyor ve bu yeni konsolda da muhtemelen onlar müşteri profillerini biliyorlardır. Kaç kişi PlayStation 1 oyununu açıp da bir PlayStation 1, PlayStation 2 oyununu açıp oynar. Ama tabii şöyle bir açıklama gelmişti. PlayStation 4'ün en çok oynanan 100 oyununa uyumluluk olacak diye. Ki bu ya çok da bir etkisi yok ama sonuçta açıp oynayabileceksiniz. Bu da bir şeydir. Ben çok da geriye dönük uyumluluğun önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü PlayStation 3, PlayStation 2 bunlar yani o dönemde kalmış konsollar ve içinde kaç tane oyun var sizin böyle ya olsa kesin oynarım diyeceğiniz, ya muhtemelen bu çok düşük sayılardadır. Yani yüzlerce yüzlerce oyun eklenecek kadar bir kütüphanesi var mıdır tartışılır. Sonuç olarak PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluğu var mı yok mu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz PlayStation 4'ün en çok oynanan 100 oyununa erişebileceğimiz. Onun dışında bakalım 11 Haziran günü yapılacak yayında bizleri neler bekliyor.
Oyun dünyasına şöyle çok kısa bir giriş yaptıktan sonra izninizle şöyle bir konuyu konuşmak istiyorum. Açık dünya oyunlarının akıbeti, açık dünya konseptinin akıbeti ve bunun son yıllarda ne kadar yavanlaştığı üzerine. Şimdi neden yavanlaştığı üzerine dedim. Çünkü baktığınız zaman açık dünya mantıken bir oyunu zenginleştirebilecek bir özellik, bir oyunun zengin içerik anlamında zenginleştirebilecek bir özellik. Ama bakıyorsunuz açık dünya oyunlarına ya bugün olmaz dediğiniz oyun bile açık dünyası olarak çıkıyor. Neden? Çünkü işte tuttu diye veya işte oyuncular bunu bir iki örnekten dolayı sevdi diye. Ama açık dünya uygulandığı zaman o kadar da yani merak edilecek, o kadar da içi dolu olabilecek bir konsept olmadığını fark ediyorsunuz. Çünkü bugün bu açık dünyanın uygulandığı birçok oyuna baktığınız zaman yalnızca böyle aynı yan görevlerle doldurulmuş, işte karakterinizi kasmaya yönelik veya bir takım itemler toplamaya yönelik aslında baktığınız zaman çok klişeleşmiş, artık oyuncuların baydığı bir formülle bugün oyuncuların karşısına çıkıyor. Ki mesela bence bu türü iyi uygulamış bir örnekten bahsedecek olursak, o da tartışılı bir örnek ama Assassin's Creed Odyssey'i konuşmak isterim. Çünkü Assassin's Creed Odyssey de bir açık dünya oyunu ve hakikaten çok devasa, muazzam ölçüde bir açık dünyası var. Şimdi birçok kişi bu oyunun da işte yan görevlerinin ne kadar diğer oyunlara benzediğini, çok bir farkın olmadığını, yine klişelerden oluştuğunu ve açık dünya konsepti zaman içerisinde bayan bir konsept olduğundan bahsediyor. Doğru olabilir ama ben şahsen Odyssey'i uzun süredir oynayan biri olarak ben bu açık dünyadan hiçbir şekilde şu an bıkmadım. Tam tersine yaptıkça yapmak istiyorum. Bir görevi yaptıkça tekrar yapmak istiyorum. Bir açık dünyayı keşfettikçe keşfetmek istiyorum. Ya o kadar güzel, o kadar büyük bir dünya yapmışlar ki zaten hani dönem olarak çok ilginç bir dönem. Yunan adaları, antik Yunan dönemi. Ayrıca tabii ada ada gezmek, bir parantez açarak burada gemilere değinmek istiyorum. Gemi mekaniği mesela Assassin's Creed'lerde çok tutan bir özellik değildi. Hala Odyssey'de rahatlıkla söyleyebilirim ki henüz ben bunu oynarım noktasında bir mekanik değil. Hala Assassin's Creed için bence tam olarak oturmamış bir mekanik. Ama tabii gemi sayesinde adalardan adaya gidiyorsunuz, bir adadan bir adaya gidebiliyorsunuz. Ama adadan adaya gittikten sonra, oradaki fast travel noktasını açtıktan sonra o gemiyi bir daha kullanmak istemiyorum ben şahsen. Çünkü gemi hem yavaş bir seçenek tabii ki fast travel'a göre. Aynı zamanda yani yaptığınız aksiyonlar o oyunun içinde bir mini oyun gibi geliyor. Ya ben her ne kadar şu anki Odyssey'de kullanılan gemideki işte combat senaryolarını, gemideki savaş sekanslarını sevsem de o kadar ısınamadım ya gemi mekaniğine. Bu ilk olarak Assassin's Creed 3'te başlamıştı biliyorsunuz ve Black Flag'de çok vurgu yapılmıştı. Daha sonrasında bence en büyük değişikliği, en büyük ilerlemeyi Odyssey'de yaptılar. Ama açık dünyasına gelecek olursak Odyssey'in açık dünyası bence gerçekten çok dolu, içerik anlamında çok zengin ve sizi devamlı olarak sürükleyen, devamlı olarak oynamak istediğiniz bir açık dünyaya itiyor. Diyalog anlamında mesela tabii bu biraz artık Odyssey'in incelemesi gibi oldu ama Odyssey'in çok farklı bir yönü var. Hakikaten oynarken biraz Skyrim, biraz Witcher, biraz Assassin's Creed'in kendi tadını alıyorsunuz ve bu çok güzel bir harman oluşturmuş. Açık dünya anlamında da bakmak gerekirse bence kullanılan açık dünya formülünü çok güzel yedirdiğini düşünüyorum. Ben Origins'i tam olarak oynamış bir oyuncu değilim. Çok saatler boyu sürerek deneyimlemedim ama belki de bunun da bir artısı olabilir. Çünkü birçok kişi Origins'le Odyssey'in neredeyse aynı şey olduğunu zaten söylüyor. Ben Origins'i çok oynamadığım için de Odyssey bana nedense daha cazip geldi ve daha başından kalkmadan oynuyorum. Daha görevlerini, daha açık dünyasını ilgiyle takip ediyorum. Devamlı bir yerlere gitmek istiyorum. Bu açıdan açık dünya konusunda bence son birkaç yıldır önümüzdeki yapımlara baktığımız zaman güzel bir formül tutturmuş bir oyun Odyssey. Bunun gibi mesela açık dünyayı uygulayamayan oyunlar da var tabii. Ya bu sadece Ubisoft'a özel bir şey değil. Sadece Assassin's Creed'e özel bir şey değil. Birçok marka bunu yapmış durumda. Birçok oyun serisi bunu yapmış durumda.
Ben hakikaten açık dünyanın artık yani neden böyle tercih edildiğini, yani bazı mesela lineer giden oyunların bile bir anda bir açık dünyaya evrildiğini, bir anda çok geniş bir dünya yaptığını, çok geniş haritalar modellediğini görüyorum. Ki bu haritaların içi yani çok dolu değil. Hepsi Odyssey'deki aynı dolulukta bir harita, bir açık dünya size sunmuyor. Ya o yüzden bence açık dünyanın artık oyuncular tarafından bayat karşılandığının bilinmesi lazım. Bence artık açık dünya formülünün bırakılması lazım. Artık başka formüller mi bulunur? Ya da açık dünya değiştirilir mi? Mesela çok küçük açık dünyalar yapılabilir. Çok mini açık dünyalardan bahsediyorum. God of War gibi. God of War mesela tam olarak bir açık dünya değildi. Ama tam olarak lineer de gitmiyordu. Size böyle küçük aktiviteler, küçük yapabileceğiniz aksiyonlar, senaryolar sunuyordu. Bu mesela güzel bir açık dünya formülü. Yarı açık dünya diyebiliriz buna. Bu formülün uygulanması artık bence şekil değiştirmeli. Açık dünyanın bayatladığının farkına varmalılar diye düşünüyorum. Umarız açık dünyanın daha iyi uygulandığı, daha dolu içeriklerle uygulandığı oyunlar görmeye devam ederiz. Bir başka değinmek istediğim konu da şu animasyonun oyunu olsa oynarım. Şu filmin oyunu yapılsa oynarım. Şu dizinin oyunu yapılsa ne güzel oynarım dediğiniz eserler. Benim böyle çok aklımda hayal olarak kurduğum, kurguladığım ya işte şunun oyunu yapılsa gerçekten ne güzel oynanır dediğim birçok eser var. Ya düşünüyorum gerçekten mesela filmi izlemişiz, beğenmişiz. Bunun özellikle de yapısı mümkünse, özellikle yapısı uygunsa neden böyle yanında küçük inventler eklenmiş aksiyon mekanikleri anlamında o filmdeki aksiyon ruhunu yansıtan eğer öyle bir aksiyon sekansı varsa onu yansıtan bir oyun olmasın. Mesela film dünyasından çok zincir olarak artık böyle izlediğimiz uzun zamandır ses solu çıkmayan Avengers bile doğru düzgün bir ya, oyunu yok. Hatta doğru düzgünü bırakın yok yani. Herhangi bir şekilde Avengers isimli bir oyun daha yeni çıktı. Çıktı da değil, çıkacak. PlayStation 4'e çıkacak bir Marvel's Avengers oyunu. Ama o gelene kadar yani karşımıza herhangi bir şekilde böyle detaylı, içerik anlamında zengin bir oyun görmedik. Halbuki tutturulabilecek, gerçekten marka anlamında büyük başarı yakalayabilecek, büyük satış yakalayabilecek bir isimden bahsediyoruz. Avengers'tan bahsediyoruz. Yine mesela Avengers gibi bir örnek verecek olursak Spider-Man. Yani Spider-Man bugün dünya üzerinde hakikaten çok ciddi marka anlamında satışlar yapmış bir isim. Ya işte çizgi filmi, animasyonu, oyuncağı Marvel'a çok ciddi gelir kazandırmış bir isim. Ama oyun anlamına baktığınız zaman ya çok sayılı oyunları var. Ya Ultimate Spider-Man, Spider-Man 1, 2, 3, Web of Shadows, işte Shattered Dimensions var. Yine böyle büyük diyebileceğimiz Amazing Spider-Man'in oyunları var ki onları çok sayamıyorum. Çok çünkü beğenilmiş oyunlar değiller. Ama bu tabuyu yıkmak adına 2018 yılında Marvel Spider-Man diye bir PlayStation 4'e çok hakikaten çok güzel, içi dolu, içerik anlamında çok zengin, açık dünyası anlamında çok canlı bir dünyaya sahip ve senaryosu anlamında da çok güzel bir örümcek adam hikayesi anlatan bir oyun çıktı. Bu gerçekten çok sevindirici bir durum. Çünkü dediğim gibi yani Spider-Man'in bugüne kadar çok öyle büyük marka yapacak, büyük satışlara imza atacak oyunlarını görmüyorduk. Ama mesela Spider-Man, Marvel Spider-Man, PlayStation 4'e çıkan Marvel Spider-Man'e baktığımız zaman Spider-Man Homecoming filminden bile daha fazla gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu çok güzel bir veri. Demek ki oyun dünyasındaki interaktiflik daha başarılı olabiliyor zaman zaman eğer iyi uygulanırsa ki Marvel Spider-Man'de çok iyi uygulanmıştı. Örümcek Adam'ın kendi oluşturdukları evreninde çok güzel bir çizgi yakalamıştı. Ki mesela devam oyununda geleceği konuşuluyor. İşte bence bizim bunun gibi böyle markalara ait filmlere, dizilere veya işte süper kahramanlara ait oyunlara ihtiyacımız var. Ve bence bu dünyadan gerçekten içerik çıkacak. Bu dünya içerisinden malzeme çıkabilecek bir dünya. Bu yani süper kahramanlar adı üstünde ya süper kahraman. Her türlü malzeme zaten orada var. Bir süper kahramanın siz bir daha üzerine yeni bir özellik eklemenize gerek yok. Üzerine bir daha herhangi bir şekilde yeni bir detay eklemenize gerek yok. Olduğu gibi özelliklerini alsanız bile o oyunu süsleyip ortaya çok güzel bir oyun çıkarabilirsiniz.
Buradan bir başka örnek mesela verecek olursak, Star Wars dünyasında uzun zamandır biz hikayeli oyunlar görmüyorduk. Hikayesi böyle sürükleyici oyunlar görmüyorduk. Ama mesela Star Wars Jedi Fallen Order çıktı. Ki bence çok güzel bir senaryo ayarlamışlar. Güzel bir hikayeye imza atmışlar. Orijinal bir hikayeye imza atmışlar diye düşünüyorum. İçindeki evreni de gayet başarılı buluyorum. Çok severek oynamıştım. Marvel Spider-Man'i de, Star Wars Jedi Fallen Order'ı da hakikaten bayıla bayıla oynamıştım. Bizim bunun gibi böyle markaların oyunlarına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Eğer doğru düzgün iş yapılırsa, eğer hakikaten yaratıcı fikirlerle yola çıkılırsa, bunun gibi film dünyasında, dizi dünyasında veya işte marka olarak süper kahraman dünyasında bizim böyle sevdiğimiz, saydığımız isimlerin oyunlarının başarılı olabileceğini düşünüyorum. Oyun dünyası ile ilgili bir başka bahsetmek istediğim konu da soundtrackler. Soundtracklerin oyunlar üzerinde ne kadar çok ciddi etkisi olduğu, aslına bakarsanız bütün içeriklerde öyledir. Müzik her zaman o işin ses dizaynı, o işin müziği, o işi bence bir seviye yukarı taşıyacak. Zaman zaman filmin, dizinin veya oyunun daha önüne geçecek bir etmendir. Bu noktada soundtrackler gerçekten önemli. Oyunların da mesela baktığımız zaman ya sayabileceğimiz bir sürü başarılı soundtrack albümüne sahip, başarılı ses dizaynına sahip oyun var. Bunların başına mesela yakın zamanda çıkmış onlardan yine Odyssey'e örnek vereceğim. Çünkü Odyssey'in soundtrackleri gerçekten çok güzel. Yine mesela Game Awards ödül almış God of War, yine soundtrackleri çok güzel. Mesela bu gibi eserlerde görüyorsunuz. Bu soundtrackler o eserin ruhunu tamamlıyor. O eserin içindeki dünyayla bir bağ kuruyor aramızda ve yaşadığınız deneyimi daha kaliteli bir hale getiriyor. Düşünün, yani oynadığınız oyunun soundtracklerinin bir olmadığını hayal edin. Ya oyun o zaman ne kadar içi boş bir hale geliyor. Yani siz sadece işte silahınızın ateş etme sesiyle, elinizdeki kılıcın sesiyle bir oyunu devam ettiremezsiniz. Arkada illaki bir müzik olması lazım diye düşünüyorum. Bu yüzden de soundtrackleri bu anlamda önemli buluyorum. Soundtrackleri güzel olan oyunlar her zaman benim için bir puan önde başlıyor. Çünkü ya mesela benim normal zamanda müzikten çok soundtrack dinlemek gibi bir huyum var. Bilmiyorum, o artık o oyunun bana yaşattığı deneyimin iyi olmasından mı kaynaklanıyor veya o oyunu yaşadığım zamanı mı hatırlatıyor bana, emin değilim. Ama çok iyi bir soundtrack olduğu zaman normalde bile, ya oyun dışında bile dinlemek istiyorsunuz. Soundtrack hakikaten oyunu senaryo gibi, mekanikler gibi, kombat gibi belirleyici bir unsuru. Böylelikle oyun dünyasındaki gelişmeleri takip ettiğimiz, zaman zaman da oyun dünyasına dair önemli konuları konuştuğumuz Oyun Dosyası podcastimizin sonuna geldik. Yeni bir oyun dosyasında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.